Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Herkese merhaba. Bugün size Rusya'da burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim sürecini anlatacağım. Malum bu bursu Rus devleti veriyor. Ben de daha önceki videolarımda belirttiğim üzere şu an Rusya'da yüksek lisansımı burslu olarak yapmaktayım. Bu bursla alakalı merak edenlere de rehber olması açısından bu videoyu çekiyorum. Size burs süreciyle alakalı daha sağlıklı bilgi verebilmek için bu bursu veren, yani daha doğrusu ilk aşamada görüştüğünüz Ankara'daki Rus Kültür Merkezi, yani yeni adıyla Rus Evi ile görüştüm. Orada görevli Ludmila Hanım sağ olsun çok yardımcı oldu. Ben zamanında burs başvurusu yaptığımda da sıkılmadan etmeden benim sorularımı sabırlı bir şekilde cevaplıyordu. Kendisine de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Velhasıl biz onunla da konuştuk. Bu süreciyle alakalı bir takım bilgiler verdi. Ben de şimdi size o bilgileri aktaracağım. Şimdi o zaman videoya başlayalım. Şimdi bu burs 2022 ve 2023 senesi için verilen bir burs. Burs başvurusunu şuradaki siteden yapabiliyorsunuz. Peki kimler bu bursa başvurabilir? Yabancı vatandaşlar, vatansız kişiler ve tabii Rusya Federasyonu vatandaşları. Şimdi bu sitede bir form olacak. Sizin bu formu doldurmanız gerekiyor ve bir eğitim programı seçmeniz lazım. Mesela lisans mı okuyacaksınız, yüksek lisans mı, doktora mı? Onu seçmeniz lazım. Ondan sonra bir de bir bölüm seçmeniz gerekiyor. Şimdi bu işlemi hallettikten sonra da 6 tane üniversite seçme hakkınız var. Her şehirden 2 tane olmak üzere üniversiteleri seçiyorsunuz ve ondan sonra başvurunuzu yapıyorsunuz. Mesela ben ilk başta St. Petersburg, Moskova ve Nizhny Novgorod yazmıştım. Sonra bir takım sebeplerden ötürü sıralamamı değiştirdim ve ilk iki sıraya Nizhny Novgorod'u aldım. Şu an Nizhny Novgorod'da okuyorum. Siz de tabii tercihinize göre bir üniversite ve şehir seçebilirsiniz ve ondan sonra şayet burs kazanırsanız bu şehir ve üniversitelerde gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi biraz katılım koşullarından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar burs başvurusuna katılmak için şunları yapmanız lazım. edu.rs.gov.ru bilgi sistemine kaydolmanız, ondan sonra profili ve başvuru formunu doldurmanız lazım. Başvuru formuna belgelerin taranmış dosyalarını ekleyeceksiniz. İstenilen belgelerin listesi Ankara'da bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi web sitesinde yayınlanmıştır. Ben tabii yine size o evrakları okuyayım. Şimdi istenilen belgeler şunlar. Adayın pasaportu veya kimlik belgesinin bir taraması, PDF formatının tek dosya halinde. Not transkriptinin taraması, lise öğrenciler için 9 ve 12. sınıfların not dökümü, diğer adaylar için son eğitim seviyesinin tüm yıllara ait not dökümü, bu da PDF formatında tek dosya halinde. Bir eğitim kurumundan mezun olduysanız mezuniyet diplomasının taramasını veya ekli transkriptini yüklemeniz gerekiyor. Yüksek lisans veya doktora seviyelerine başvuran adayların kısa özgeçmişi, Rusça, Türkçe veya İngilizce eklenmeli. Yüksek lisans ve doktora seviyelerine başvuran adaylar neden Rusya'da okumak istiyorum konulu makalelerinin bir sayfadan fazla olmamak kaydıyla taraması. Ondan sonra yüzün tamamen önden net bir görüntüsünü içeren renkli veya siyah beyaz bir fotoğrafın eklenmesi. JPEG veya PNG formatında. Ondan sonra diğer belgeler bölümüne aday becerilerini, mesleki ve sportif başarılarını onaylayan belgeler eklenebilir. En geç 2019 tarihli. Bu da yine PDF formatında tek dosya halinde olacak. Tabi bu madde isteğe bağlı ve adayın kişisel inisiyatifiyle doldurulan bir maddeymiş. Belgelerin tümü taratılıp uygun bölümlere eklenecek. İstenilen evraklar listesi uyarınca tam olarak doldurulmayan adayların mülakata davet edilmeyeceği burada belirtiliyor. Ayrıca burada şöyle bir ilave not var. Aday tüm belgeleri yalnızca education-in-russia.com web sitesinde elektronik biçimde PDF formatında bir belge, bir dosya şeklinde, bir dosyanın hacmi 3 MB'ı geçmeyecek şekilde yüklemelidir. Tarama kopyaları yalnızca orijinallerinden alınmalı, şahsen yüklenecektir. Her dosyanın bir başlığı olmalıdır deniliyor. İsim, soyisim ve belgenin adı. Ondan sonra başvuruyu tamamlamak için başvuruyu tamamla butonuna tıklamanız gerekiyor. Anket doldurma aşamasındaki başvurular dikkate alınmayacağını burada söylüyor. Tabi aday kayıt veya form doldurma hakkında Instagram @rsinturkey sayfasındaki bursla ilgili paylaşımın altına yorum bırakarak da buradan tavsiyeler istenilebilir deniliyor. Şimdi devam edelim katılım koşullarına. Başvuruyu tamamladıktan sonra değerlendirilmek üzere göndermeniz lazım. Anket dolduruluyor statüsündeki başvuru formları dikkate alınmaz. Dosyayı doldurmak için ayrıntılı talimatlar yine Ankara'da bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi web sitesinde yayınlanır. Aday kayıt veya form doldurma hakkında Instagram rsinturkey sayfasındaki bursla ilişkin paylaşımın altına yorum bırakarak tavsiye edebilir. Bunu zaten söylemiştim. Adaylar bir uzmanlık alanında yalnızca bir eğitim seviyesi için başvurabilir deniyor. Şimdi
arkadaşlar gelelim mülakat bölümüne. Şimdi mülakat şekli ve formatı Rostotrudnicheство Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından onaylanmaktadır. Yani Ankara'daki bu eski adıyla Rus Eğitim Kültür Merkezi, yeni adıyla Rusevi tarafından. Aday seçiminde ana kriterler şunlardır. Akademik performans, deneyim, nitelikler, mesleki beceriler ve başarılar, bölgesel, ülke ve uluslararası olimpiyatlara ve yarışmalara katılım, kamusal ve sosyal faaliyet, kişisel başarılar, başta Rusça olmak üzere yabancı dil bilgisi veya yatkınlığı. Adayların değerlendirilmesi ve sıralaması üzerine şunlar yazılı. Derecelendirme, her bir öğe için 20 puanlık bir sistem kullanılarak yukarıdaki kriterlere göre hesaplanır. Toplam eşit puanlarla aşağıdakilere seçilen eğitim seviyesinde ilk eğitim alan adaylara, Rusya'da eğitimlerine sonraki eğitim düzeyine devam eden adaylara, uzmanlık alanlarında en yüksek notu alan adaylara, uluslararası uzmanlık konulu olimpiyatların kazananları veya ödül kazananlara öncelik verilir deniliyor. Ayrıca bir uyarı olarak şunlar yazılmış. Mülakata gelmeyen adaylar burs başvuru sürecinden çıkarılır. Her adayı onaylama kararı komisyon grubu yönetmeliğine uygun olarak adayların seçimine ilişkin komisyon üyelerinin açık oy kullanarak oy çokluğuyla alınır. Belirli yaratıcı beceriler gerektiren meslekler, başvuru sahiplerinden uzmanlıklar veya sanat alanlarında eğitim için başvuran adaylar, Rusya Federasyonu'ndaki eğitim kuruluşları tarafından yürütülen ek yaratıcı giriş sınavlarına ayrıyeten girmelidir deniyor. Bunu şöyle anlatayım. Mesela ben Türkiye'deyken tiyatro bölümünde okumuştum. Yani dramatik yazarlık bölümünde okumuştum. Bu bölüm yetenek sınavıyla alan bir bölümdü. Ben burada da ilk başta dramaturji alanında, ondan sonra oyun yazarlığı alanında bir bölümde okumak istedim. Ancak bu maddeden dolayı, yani ayrı bir sınav yapılacağı için ve benim Rusçam çok yeterli olmayacağı için ben bu bölümü okumaktan vazgeçtim ve edebiyat okumaya karar vermiştim. Yani bu tarz bölümlere girmek istiyorsanız aklınızda bu da bulunsun. Gelelim bir diğer maddeye. Komisyon grubu burs başvurusu başarıyla geçen adayların Rusya Federasyonu'nda okumaya gitmesini engelleyen, öngörülemeyen koşullar olması durumunda yedek aday listesini onaylayabilir. Mesela vize başvurusunda ya da herhangi başka bir problem olursa sizi asil listeden çıkartabilirler ve yedek aday listesindeki bir kişiyi alıp oraya koyabilirler ve öylece yedek aday listesindeki kişi bursu kazanabilir. Ayrıca bir talimatname dosyası olacak. O dosyaya girdiğiniz takdirde gerekli bütün her şeyi, başvuru sürecini, nasıl yaptığınızı da size koyacağım. Yani talimatnamedeki o adımları izleyerek başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Bunları dikkatli bir şekilde okuduğunuz takdirde ve yaptığınız takdirde başvurunuzu gerçekleştirmemeniz işlem bile değil açıkçası. Evet arkadaşlar, burs başvuru süreci bu kadar. Bunu yaptıktan sonra mülakat faslı gelecek. Ondan sonra tabii mülakat da bittikten sonra bir bekleme süreci olacak. Bekleme süreci illaki tabii biraz heyecanlı olabilir. Kendimden biliyorum. Ben de bunları yaşadım. Ama bu tatlı bir süreç. Yani düşündüğünüz zaman mesela üniversite okuyacak arkadaşlar bana sürekli soruyorlar. Üniversite okuyacaklar için şöyle anlatayım. Mesela senelik 4000 dolar gibi bir ücretin olduğunu düşünün. Mesela Moskova'da, St. Petersburg'da veya başka şehirde. Bu burs sizin bütün eğitim hayatınızdaki giderleri karşılıyor. Bu burs neyi karşılıyor diye konuşacak olursak, mesela okul paranızı karşılıyorlar. Ondan sonra size aylık belli bir miktar burs parası veriyorlar. Mesela benim aldığım her ayın 25 yahut 26'sında olması lazım. 1800 ruble bir para alıyorum. Yani bu parayla ben mesela internet faturamı ödüyorum. Ondan sonra yani otobüs giderlerimi ödüyorum. Ha, cüzi bir miktar mı? Evet, cüzi bir miktar. Ancak yine de sizin bir takım işlerinizi görmenize yardımcı oluyor denilebilir. Ben daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere herhangi bir danışmanla yahut birisine para vererek gelmedim. Tamamen kendi imkanlarımla, kendi araştırmalarımla geldim. Çünkü danışmanlara biraz para kaptırmak istemedim. Danışmanlar oldukça fazla para alıyorlar. O parayı yani açıkçası danışmanlara vereceğime kendim halledebilirim diye düşündüm. Çünkü en nihayetinde elinizde bir telefon var ve hani bunun için ekstra bir dil bilmenize gerek yok. Tamamen Translate aracılığıyla da bütün işlerinizi kendiniz görebilirsiniz. Biraz da kendi tecrübelerimden bahsedeyim isterseniz. Ben buraya ilk sene geldiğimde bursun varlığından haberdar değildim. İlk sene hazırlık parasını kendi imkanlarımla ödedim. Buraya nasıl geldim? Üniversiteyle bağlantıyı kendim kurdum. O zaman Rusçam çok iyi değildi. İngilizcem biraz iyiydi. İngilizcem sayesinde yer yerde Translate aracılığıyla Rusça kullanarak okulla iletişime geçtim. Okul bana zaten bütün gereken her şeyi söyledi. Yani benim danışmanla gelmek istememin sebebi bu. Zaten okul size bütün gerekli bilgileri veriyor. Yani danışmanın size yaptığı ekstra bir şey yok. Yani ne olur? Mesela danışman sizi
Moskova'dan ya da gideceğiniz şehirden belki karşılar ama onun da bir ücreti olacaktır. Mesela sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Sağlık sigortasının ücreti 7800 ruble Nijni Novgorod için. Mesela danışman bu konuda ne yapabilir? Siz zaten ücreti tabii ki de vereceksiniz. Danışman bir öğrenci bulabilir. Kendisi için çalıştırdığı. O öğrenci sizi alır. Buradaki sağlık ocağına sizi götürür. Gereken testleri yapmanıza yardımcı olur. Yani açıkçası bunun için danışmana gerek var mı bilmiyorum. Ya benim burada danışmanlarla gelen arkadaşlarım oldu. Bayağı yüksek bir meblağ ödediler ve çoğu da baktığınız zaman danışmanlardan pek de hoşnut değillerdi. Çünkü mesela bir tane danışman öğrenci vardı burada. Çocuğun görevi sizle ilgilenmek. Yani siz düşünsenize atıyorum ne kadarsa 1000 dolar mı 2000 dolar mı ne veriyorsunuz. Başınıza bir iş geliyor, arıyorsunuz ancak açmıyor. Başka bir telefonla arıyorsunuz, açıyor ama sizin numaranızı açmıyor. Şimdi ben bu tarz danışmanların olayını gördükten sonra açıkçası herkese şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar danışmanlarla gelmeyin. Kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Ya da 2-3 arkadaş toplanabilirsiniz. Kendi başınıza böyle bir maceraya çıkabilirsiniz. Bu çok çetrefilli, sizi zorlayacak bir macera da değil açıkçası. Bu tamamen sizin başarabileceğiniz bir şey. Ayrıca bu tarz şeyleri kendiniz de yaparsanız size ekstra bir özgüven geleceğini de düşünüyorum. Şimdi biraz da şu varış sürecinden bahsedeyim. Havaalanına indiniz. Ne yapacaksın? Mesela benim gibi St. Petersburg ya da Moskova dışında bir şehirde okuyacaksanız ve trenle gitmeniz gerekiyorsa havaalanından tren garına bir şekilde gitmeniz lazım. Tabii ki neyle gideceksiniz? En kolay yol taksi. Ha tabii metroya da gidilebilir mi? Gidilebilir. Mesela ben en son yolculuğumda havaalanından tren garına metro vasıtasıyla gittim. Taksiyle gitseydim şayet 1600 ruble ödeyecektim. Yani toplam ne kadar ödedim diye sorarsanız 185 ruble gibi bir meblağa ben havaalanından tren garına geçtim. İlk başta bunları bilmezseniz şayet tabii ki de taksiyle havaalanından tren garına gidebilirsiniz. Rusya'ya vardığınızda yapmanız gereken bir takım işlemler olacak. Mesela ben ilk gelir gelmez benden pasaportumun bir Rusça çevirisini istediler. Ben pasaportumu gittim burada bir çevirmen aracılığıyla çevirttim. Daha sonra benim yapmam gereken bir takım işlemler olduğunu söylediler. Mesela sağlık sigortası yapmam gerekiyordu. Sağlık ocağına gittim. İlk önce bir ücreti ödedim tabii. 7500 rubleydi o zaman. 7500 rubleyi ödedim. Ondan sonra sağlık ocağına gittim. Gereken testleri yaptılar. Bunları hallettikten sonra hazırlık fakültesine başladım. Bu arada şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Belgelerinizi Rusya'da çevirirseniz daha sağlıklı olacaktır. Türkiye'de çevirmeyin. Neden? Şimdi siz belgelerinizi Türkiye'de çevirirseniz bu sefer Rusya diyecek ki tamam bunu çevirdin ancak benim bunu tanımam lazım. Yani Rusya'daki bir üniversite Türkiye'deki bir noteri tanımayabilir. Mesela ben burada Rusya'daki Türkler diye bir grup var. O grupta bir öğrencinin yazdığını gördüm. O Türkiye'de çevirtmiş. Mesela üniversite onun o belgelerini tanımamış. Ben zaten üniversiteye bunu daha önce sorduğumda da bana söylemişlerdi. Yani evraklarınızı Rusya'da çevirin diye. Çünkü noteri buradaki üniversite tanımıyor. Bu sebepten ötürü evraklarınızı Rusya'da çevirirseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Velhasıl arkadaşlar benim bu burs başvurusuyla alakalı söylemek istediklerim bunlar. Detaylı olarak benim tecrübelerimi dinlemek isterseniz burada Rusya'da master yapmak diye bir ilk videom vardı benim. Orada daha detaylı bir şekilde bu tecrübelerimi anlattım. O videoyu seyredebilir ve ona göre bir takım çıkarımlar da elde edebilirsiniz. Ben şimdi burada artık 3. seneme gireceğim. İlk sene hazırlığı bitirdim. Ondan sonra yüksek lisanstaki 1. senemi de bitirdim. Şimdi artık yüksek lisanstaki 2. senem yani son seneme girdim. Bakalım bir şekilde burada eğitimimi tamamlayacağım. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Umarım yararlı, rehber niteliğinde bir video olmuştur. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.